yazılımın şöyle bir özelliği var. Bilgisayarı açıp istediğin şekilde... O zaman da şöyle diyorduk işte, memur ol, sırtını devlete yasla. İzleyenler de bize kızmasınlar. TikTok'ta meşhur olup hani hiçbir şey yapmadan para kazanmak da istiyor. Ama işte asıl soru şu, nereye kadar? Karı Koca Developers kanalının yazılım sohbetleri serisine hoş geldiniz. Bugün 4. videomuzda karşınızdayız. İlk sorumu sana sorarak başlıyorum o zaman. Yazılım neden bu kadar popüler? En basit haliyle cevap vereyim. Çok kazandırdığı için. Yani ücretler, maaşlar iyi olduğu için bu kadar popüler olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani en büyük etkeni bu olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bir adliyede çalışan bir yakınımdan duyduğum kadarıyla bir kıyaslama yapıyorum. İyi bir tecrübede, iyi bir yerde çalışan bir yazılımcının kazancı yani neredeyse 20 yıllık hakimden daha fazlaya tekabül ediyor. Evet. Ya şimdi durum böyle olunca tabii ki de insanlar daha çok kazanmak için yazılıma doğru bir eğilim içerisinde oluyorlar diye düşünüyorum. Bunun nedeni de aslında katma değer ve arz talep meselesi. Hani çok kazanmasının sebebi. Çünkü yazılımcı bulması zor. Yani zordu daha doğrusu diyeyim. Artık hani o şekilde değil, birazdan ona da değiniyor oluruz zaten seninle. Ama hani sebebi, bu kadar çok kazanıyor olmasının sebebi yazılımcı sayısının azlığıydı. Evet. Burada hani şeyden de örnek verebiliriz. Madenlerden altın az olduğu için değerli. Ama evet, gümüş mesela daha çoktur. Gümüş, o yüzden gümüşün değeri altına göre daha az. Az olan şey değerli oluyor. O yüzden de yazılımcılar değerliydi. Evet. Yani bir zamanlar değerliydi bence. Evet. Artık o yavaş yavaş kayboluyor. Şirketlerdeki dijital dönüşümlerin ve teknoloji firmalarının artışı sebebiyle yazılımcıya ihtiyaç doğdu. Evet. Ama piyasada da yeterli kadar yazılımcı olmadığından dolayı değerliydi. İnsanlar ne yapıyordu? Burada o yazılımcılara sahip olabilmek için verebilecekleri en iyi rakamı yazılımcılara veriyorlardı. Çünkü kesinlikle çok daha fazlasını geri kazanıyorlardı bunlar. Ondan dolayı da yazılımcılık popülerleşti diyebiliriz. Türkiye'ye baktığımız zaman tabii benim yaşım öyle çok da büyük analizler yapmaya yetecek kadar ileri değil ama işte babamızdan, amcalarımızdan falan dinlediğimiz kadarıyla. Şimdi Türkiye'de bazı dönemlerde bazı mesleklere, bazı iş gruplarına, bazı sektörlere, özel ya da devlet olmak üzere bir eğilim, bir yoğunlaşma söz konusu. Mesela benim babam anlatırdı. Benim babamın zamanında işçilik mesela daha ön plandaydı. Memurluğu tercih etmek yerine insanlar işçiliği tercih ediyorlardı. Hatta böyle belki izlediğimiz filmlerden falan da aklımızda kalmıştır. İşte memura kız mı verilir, memura ev mi verilir gibi. Böyle Türkiye'nin geçmişinde işte memuriyetin tercihinin azaldığı, işçiliğin tercihinin çoğaldığı bir dönem yaşanmış. Ben kendim hatırlıyorum. Benim işte lise son üniversite seçimleri zamanına tekabül eden bu sefer memuriyetin tercihinin arttığı bir dönem vardı. Yani o zaman da şöyle diyorduk işte, memur ol, sırtını devlete yasla. Benim birçok arkadaşım mesela polis oldular. İşte öğretmen olmayı tercih edenler oldu. O zaman da yani benim zamanımda da memuriyet mesela daha popülerdi. Şimdi günümüze baktığımız zaman bu yoğunlaşmanın özel sektöre ve özellikle de yazılıma olduğunu görüyoruz. Görüyorduk yani. Çok yakın geçmiş zamana söylüyorum bunu. Bunun sebebi de senin bahsettiğin gibi işte yazılımcı ihtiyacının çok olması ve yazılımcı sayısının piyasada az olmasından kaynaklanan yazılımcıların çok iyi maaşlar alması. Bir anda yazılım sektörünü ya müthiş bir patlamayla muazzam bir popülerite kazandı. Çünkü insanlara cazip geldi. Bir de işte Türkiye'deki ekonomik durumlarda işin içine girince yazılımcı olmak, bir de yurt dışına da çalışıyor olabilmek, belki hani dolarla, euroyla, dövizle hani para kazanma isteği de insanlar da aslında birazcık bu alana yönlendirdi gibi geliyor bana. Evet, evet, birçok faydası var. İnsanların tercih etmesini sağlayacak birçok etken var. Böylece yazılım büyük bir popülariteye ulaştı. Evet, ama bence artık doyum noktasında gibi ben gözlemliyorum biraz. Bence geçti bile yani doyum noktasını. Özellikle yeni mezun junior arkadaşlara baktığımızda birçoğu iş bulamıyor. Evet. Yani
çevremde junior olan birçok insana baktığımda hepsi uzun süredir iş arama sürecinde. Evet. Çünkü şirketler hem junior alıp yetiştirme eğiliminde değiller. Hı-hı. Bir de hani artık seniorlar da o kadar rahat iş değiştiremiyor bence. Evet. Bu da biraz önce işte dediğimiz gibi doyum noktasına ulaştırmasından kaynaklı. Nasıl? Tabii ekonomik parametreler de var. Ama haklısın, doyum noktasına ulaşmışlığı da var. Evet. Doyum noktasından kastımız tabii burada sektördeki yazılımcı sayısının çokluğu. Şimdi Damla'nın da ilk başlarda söylediği gibi bir şey ne kadar azsa o kadar kıymetlidir. Eğer bir ülkede herkes şoförse sizin şoför olarak iş bulma ihtimaliniz hem azalacağı gibi hem de iş bulduğunuzda kazancınızı da böyle maksimum bir seviye bekleyemezsiniz. Çünkü rakibiniz çok fazla. Evet. Şimdi yazılımda rakip sayısı işte görece olarak daha azdı yakın zamana kadar. Fakat şu anda öyle değil. Yani LinkedIn'deki iş başvurularına şöyle herhangi birine açıp bir bakın. Yani 55 dakika içerisinde 100 başvuru alan iş ilanları var. Yani bunlar muazzam sayılar. Tabii burada şey de var. Bu ilanlara başvuranların %100'ü de yazılım geçmişine sahip olmayabiliyorlarmış. Evet. Onu da bazı şirketlerden öğrendiğimize göre. Yani mesela işte öğretmen bir yazılım ilanına da başvurabiliyor. Bu da işte az önce bahsettiğimiz şeyden kaynaklı olarak yazılımcı olmanın iyi bir şey olduğu kanısı hala da insanlarımızda mevcut. Ama işte asıl soru şu, nereye kadar? Yani evet, iyi bir tecrübedeki yazılımcı 20 yıllık hakimle eşdeğer, belki daha fazla kazanıyor olabilir. Ama nereye kadar kardeşlerim, nereye kadar? Asıl soru bu. Ya burada aslında popülariteye kapılmanın yanlış bir şey olduğu da ortaya çıkıyor. Mesela bir zamanlar öğretmenlik çok revaçta olan bir şeydi ve çok deli dehşet mezun veriyordu öğretmenlik alanları. Bu da yani atamaları zorlaştırdı. Birçoğu böyle dershanelerde vesaire çalışmaya başladı ama oralarda da çok memnun değiller. İyi şartlarda çalışmıyorlar. Hani devlete atanması da artık çok zor. Bu atanamama sebebi de çok fazla mezun var, öğretmen mezunu var. O yüzden de atamalar zorlaşıyor. Yazılımın da bir süre sonra bu yani yönde evrileceğini düşünüyorum ben. Yani o yolda ilerliyor. Çünkü baktığımızda ya Instagram'da falan da denk geliyorum. Diş hekimi de yazılım öğrenmiş. Yazılımla ilgili ahkam kesebiliyor mesela. Ya X meslekteki bir insan da gidip yazılım öğrenebiliyor. Çünkü yazılımın şöyle bir özelliği var. Bilgisayarı açıp istediğin şekilde öğrenme şeyi mevcut. Evet, yani evet, kaynakta bir sürü var. Hani bir cerrahlık gibi gidip eğitimini almak şart değil. Hı-hı. Bu yüzden de çok fazla hani Hı-hı. bu alanda ilgilenen insan sayısı var. Evet. Bundan dolayı da popülerliği arttı. Mesela bir hani hakim örneği verdin ya. Hı-hı. Hakim de mecbur onun okulunu okumak zorundasın. Hukuk okumak zorundasın. Hukuk okuduktan sonra bir ton sınava girmek zorundasın. Hı-hı. Hani hakim olabilmek için. Ama yazılımda bu yok. Yani evet. yok. Gidip internet açıp bir eğitim alıp ya da kendi kendine bir şeyler yapıp öğrenebiliyorsun. Evet. Bu da yani bu işle ilgilenen kişi sayısını bir anda çok artmasına sebep olabiliyor doğal olarak. Bundan dolayı da yani popüler olmasından dolayı da çok fazla insan yazılımla ilgileniyor. Bu da yani artı bence maaşları da etkileyecek bir süre sonra. Özellikle yeni başlayan insanların maaşlarını etkileyecek. Yani iyi analiz etmek gerekiyor yapacağı mesleği seçerken diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bizim biliyorsunuz yani ilkokuldan beri bize öğretilen ülkenin genç nüfusunun ağırlıklı olduğu. Şimdi Türkler zaten üremeyi yeteri kadar sevmiyormuşçasına. Yani sürekli nüfusumuz artıyor. Genç nüfus sürekli artıyor ve bu nüfusa iş sağlamak gerekiyor. Ve bu nüfus sosyal medyanın da günümüze yayılması sebebiyle sürekli bir kolaycılık peşinde. Yani bunu en yakınlarımızdan biliyoruz zaten. İzleyenler de bize kızmasınlar. Genç arkadaşlar ne yazık ki böyle bir durum var. Kolay para kazanmanın peşinde insanlar. Maalesef. Ve bunun da yapılabilecek en iyi yöntemi yazılım olduğunu zannediyorlar. Öyle düşünüyorum ama hiç öyle değil aslında bakılırsa yani. Evet, hiç öyle değil. Hani yazılımın zor bir meslek olduğundan kafa patlatmak, uykusuz gecelerden falan belki başka bir videoda bahsederiz ama burada demek istediğim şey şu, nüfusumuz çok hızlı artıyor ve her meslekten insanın, senin de bahsettiğin gibi mesela atama bekleyen binlerce öğretmen olduğunu biliyoruz. Yine birçok alanda böyle atama bekleyen, KPSS için çalışan,
birçok meslek grubundan arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz. Yazılımdaki yetişen veya yazılımcı insan, yetişen demeyelim de, yazılımcı insan sayısının da sürekli arttığını biliyoruz. Ve bu gittikçe iş bulmamızı zorlaştırıyor. Bunlar yetmiyormuş gibi aslında söylemek istediğim şey, iki tane eski çalıştığım yerden örnek vermek istiyorum. Bir tanesi startup bir firmaydı. Bir üniversitede yardımcı doçentti sahibi de. Ve bu adam maliyeti azaltmak için Türk... Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bu adamları böyle tanısan, sohbet etsen, sosyal medyada falan denk gelsen, bunlar Türkçülüğün, milliyetçiliğin, işte Turancılığın kralı bu insanlar. Ama yazılım ürününün maliyetini azaltmak için Pakistanlı bir ekiple çalışmak istemişti mesela. Yani hiç şunu düşünmüyor. Benim bir sürü Türk vatandaşım yazılımda iş arıyorken, bir şeyler yapmak istiyorken, ben onları istihdam edeyim değil de biraz daha az maaş vermek uğruna hemen Türkçülüğü, milliyetçiliği bir kenara bırakıp Pakistanlı bir ekiple anlaşma çabası içerisine girer. Bir örneğim daha var. O da eski çalıştığım yerlerden biri. Orada da mesela Suriyeli bir bilgisayar mühendisi arkadaşımız vardı. Ben tabii o kişinin şahsına asla hiçbir şey söylemiyorum. Gayet de iyi bir insandı. Ama bu patron da yine böyle Türkçülüğü, milliyetçiliğin hala da Instagram'da, işte sosyal medyalarda falan böyle işte reklamını yapan, en milliyetçi benim diyen insan, ama biraz daha az maaş vermek uğruna Suriyeli bir yazılımcıyı işe almıştı. Evet, o ya yani o kafa yapısıyla aldıysa evet, bu yani hiç hoş bir yaklaşım sigorta değil. Sigorta vermiyordu yani. Ki kayıtlı değildi ki. Hani vatandaş değildi, değildi yani. Evet. Yani sigortayı ödemeyeyim, daha az maaş ödeyeyim. Hem vergiden çok iş vereyim. Ona. Vergiden kaçayım uğruna bu insanlar Türkçülüğü, milliyetçiliği falan. Yani benim vatandaşım dışarıda iş arıyor. Bir sürü yazılımla alakalı bölümden mezunum var. Bunu düşünmezler. Demek istediğim şey şu. Hem rakibimiz kendi milletimizden insanlar, hem de dışarıdan iş gücü için aldığımız insanlar da var. Şimdi ya Türkiye'nin şu haline bir bakın. Bilmiyorum ne kadar haberdar izleyenler piyasadan, ama mesela inşaat sektöründen biriyle konuşun. Bir müteahhitle konuşun. Ya ülkeye biz işte Afganlar, Suriyeliler falan... diğer milletten insanlar geldiği için hem üzülüyoruz, sinirliyiz, hem gittikleri için de üzülüyoruz. Çünkü bizim inşaat sektöründe çalışacak insanımız kalmadı artık, bulamıyorlar. İşçi olarak yani, sadece inşaat değil de genel olarak işçi. Evet, mavi yaka, ara eleman, usta, çırak yok, evet. Bulamıyorlar. Hatta birkaç kişiyle böyle sohbetimiz olmuştu hatırlarsın. Hani bulamıyoruz çalışacak diyor. Suriyelileri çalıştırıyoruz diyordu. Hani onların gönderilmesine de üzülüyorlardı bir yerde. Hani biz hani gitmelerini istiyoruz vesaire falan. Ama hani üretim yapan firmalarda işçi bulamadıklarından dolayı aslında onların gitme taraftarı değil. Yazılım için de aynı şey olacak. Şimdi Damla'nın da az önce bahsettiği gibi bir mesleğin işte popüler hale getirilmesinden dolayı oraya bir yoğunluk oluyor ve diğer bu sefer sektörler, meslekler geri planda kalmış oluyor. Ne oluyor? O zaman o işten anlayan kişi artık kıymetli olmuş oluyor. Doğal olarak geçenlerde az önce sen de söylüyordun. Bir işte tak şoförüyle konuşuyorduk. Adamın söylediği bir inşaat ustasının aldığı maaş, ya emin olun ben 9 yıllık yazılımcıyım, benden fazla kazanıyor. Ve bu haklı. Evet. Bu asla benim kıskandığım bir olay değil. Haklı. Yani bir inşaat işçisinin, bir işte demir ustasının, duvar ustasının az olması sebebiyle bu insanların daha fazla para kazanması çok normal. Tıpkı bundan 5 yıl önce yazılımcının ya da 10 diyelim, yazılımcı sayısının az olup diğer sektörlerden, diğer mesleklerden daha fazla kazanması gibi. Çok normal, bu olacak. Evet, yani bir 5-10 yıl sonra, 5 belki erken olur ama bir 10 yıl sonra... Atıyorum bir inşaat ustasının, bir fayans ustasının, bir musluk tamiri için gelen ustanın aldığı maaş ya da aldığı ücret yazılımcıdan çok daha fazla olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü Avrupa ülkelerinde de böyle aslında bu ustalık, işçilik gerektiren ya zanaat tarafındaki şeylerde çok fazla, hani çok fazla kişiyi bulamadıkları için çok üst düzey ücretler ödüyorlar diye biliyorum. Bizim gençlerimizde senin de biraz önce bahsettiğin kolaya kaçma eğilimi var. Bundan dolayı da aslında sadece yazılımcılık değil, atıyorum influencer da olmak istiyor birçoğu. TikTok'ta meşhur olup hani hiçbir şey yapmadan para kazanmak da istiyor.
Hani sadece yazılımı özleştirmemek gerekiyor biraz da. Evet. Bundan dolayı da yani bir süre sonra yani işçi, daha doğrusu mavi yaka diye adlandırdığımız kesim çok daha iyi ücretler kazanacak diye ben düşünüyorum. Gazete haberleri falan çıkıyor. Bulabilirsek ekrana koyalım. Koyalım. Mavi yakanın beyaz yakayı yakaladığı, geçmek üzere olduğu ya da evet, geçtiği işte gibi. İşte o da en başta bahsettiğimiz aslında arz talep meselesine giriyor bu konuda. Evet. Ben şey söylemek istiyorum. Yakın zamanda sen ne biliyorsun? Hı-hı. Yakın zaman evvel tanıştığım her gence mutlaka üniversite okuması gerektiğini ve yazılım okuması gerektiğini tavsiye ediyordum bizzat ben. Şu an o kadar pişmanım ki bunu tavsiye ettiğime. Şu an bir berbere gidiyorum, mesela çırakları oluyor. İnanın yani iyi bahşişler veriyorum ve diyorum ki berberlikte kal. Çünkü yani bundan 15 sene sonra ben saçımı kestirecek adam bulamayınca ne yapacağım? Herkesin yazılımcı olduğu bir dünya düşünsenize. Yani musluğumuzu kime tamir ettireceğiz? Ya kendimiz öğreneceğiz artık hani bir şeyleri tamir etmeyi, ama tutup da ev yapamayız hiçbirimiz. Mesela yani ben çok isterim her şeyi kendim yapayım ama her şeyi yapmayı öğrenecek zamanımız da yok. Aynen. Doğal olarak uzun lafın kısası, yazılıma olan bu yoğun akışın artık bir yerde kesilmesi ve gençlerimizin başka mesleklere, ciddi mesleklere yönelmesi gerektiğini kanaatindeyiz. Ya aslında burada şey söyleyeyim hani... parası çok diye bu alana yönelmek isteyenlere aslında burada mesajımız. Evet. Gerçekten yazılımı sevip bu alanda bir şey yapmak isteyen arkadaşlarımız tabii ki de yazılımı öğrensinler. Hı hı. Ama hani sırf maaşından dolayı, aldığı ücretlerden dolayı bu alana geçecek arkadaşlar da mümkünse geçmesin. Çünkü bir süre sonra üzüleceklerini düşünüyorum ben açıkçası. Aynen öyle. Bir de bizim ülkemizle alakalı bir adaletsizlik var. Şimdi 4 yıllık tecrübeli bir yazılımcının bir doktordan fazla kazanması da bence çok adil bir şey değil. Birkaç kişiyi tanıdım böyle doktorluğu yapmak istemeyen. Çünkü doktor olduktan sonra hem bir yazılımcıdan az kazanacağını biliyor, hem de şiddete uğrama ihtimali çok yüksek. İyi şartlarda çalışmıyorlar. Hem de dediğin gibi iyi şartlarda çalışmıyorlar. Uzun lafın kısası aslında yazılıma gönül vermiş, bu alana gerçekten ilgi duyan arkadaşlarımız yazılım öğrenmeye devam etsinler. İlla ki güzel işler başaracaklardır. Ama sırf maaşından dolayı bu alanı seçmek isteyen, popülaritesinden dolayı seçmek isteyen arkadaşlar da başka alanlara yönelebilirler. Çünkü bir süre sonra ben o arkadaşların üzüleceğini düşünüyorum. Bir de artı olarak şunu belirteyim orada. Yazılımı da birazcık sevmek gerekiyor. Sevmeden yapılabilecek bir meslek değil. Yani çoğu meslek böyle aslında. Hani bir insanın yaptığı mesleği sevip sevmediğini anlıyorsunuz çalışma şeklinde. Yani sevmeden yapılacak bir meslek değil. Ondan dolayı da alan seçerken aslında biraz daha iyi analiz edip ona göre tercihlerinizi yapabilirsiniz deyip bu videoyu burada sonlandırıyorum. Sonlandıralım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.